tabloyu biliyorsunuz. Bu tabloyu yapan sanatçının Vincent van Gogh olduğunu ben daha söylemeden siz aklınızdan geçirdiniz. Ve en çok bilinen özelliğini tabii de kulağının kesilmiş olması. Bu gerçekten Vincent van Gogh dedikten sonra ilk akla gelen şeymiş. Geçenlerde Lonely Vincent filmine gittim ve film çok çok güzeldi. Yani Van Gogh'un hayatını bayağı Van Gogh'un çizim tekniğiyle baştan anlatıyor ve bütün eserlerini hemen hemen kullanıyor. Özellikle de onu yansıtan, böyle karakterini yansıtan eserleri kullanıyor. Ve bir anda sizi film Van Gogh'un hayat hikayesini içine alıyor ve siz gerçekten bambaşka bir yerdeymişçesine Van Gogh'un neler hissettiğini hissetmeye başlıyorsunuz, nasıl düşündüğünü düşünmeye başlıyorsunuz, başkaları onun hakkında neler dediğini de öğreniyorsunuz ve gerçekten başka bir yerde olduğunuzu düşünüyorsunuz ve gerçekten inanılmaz bir emek vardı. Yani ben filmden çıktıktan sonra şunu düşündüm. Evet, ben çok etkilendim filmden. Gerçekten Van Gogh için çok üzüldüm. Bazı noktalarda çok sevindim. Ancak gerçekten yani bu çok çok büyük bir emek var yani üstünde. İnanılmaz. Yani her bir sahne tamamen fırça vuruşlarıyla yapılmış çizimlerden oluşuyor. İnanılmaz bir emek var. O yüzden yani çok çok şey değerli. Bundan daha önce ben Abdi İbrahim İlaç firmasının yaptığı bir şey vardı. Van Gogh Alive diye bir sergi vardı, etkinlik vardı. Ona katılmıştım. O mesela bütün her yere yansıtmasına rağmen Van Gogh'un işlerine ve onun alıntılarının olmasına rağmen, müzikler falan olmasına rağmen etrafta böyle tam olarak beni içine çekememişti. Böyle gezerken hani yani hani evet gittim gördüm diyordum. Yani güzeldi ancak tam olarak beni tatmin etmemişti. Ancak çok çok popüler bir etkinlikti bence. Hatta bu yani Van Gogh'un bayağı Türkiye'de ya da Ankara'daydı benim gittiğim sergi Cami Modern'deydi. Orada popüler olmasını sağlayabilecek bir etkinlikti. Ancak tuhaf olan şey ise Van Gogh hayatı boyunca hiç popüler olmamış bir insan. İlk olarak Van Gogh'un psikolojik problemleri vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta bana sorarsanız bence güzel sanatlara bu delilik ve deha üzerine gelen fenomen bu adam sayesinde oluşmuş durumda. Neyse. Ancak bir tane psikolojik problem yoktu. Birçoktu. Yani onun epilepsisi vardı. Bu psikolojik bir problem değil ama beyninde olan bir problem. Ondan sonra bipolar bozukluğu vardı. Depresyonu vardı. Ondan sonra bir de şizofrenisi vardı. Yani sürekli olarak beyninde bir şeyler olup bitiyordu. O yüzden de doğal olarak resimlerinde de bu gelgitleri falan görüyorsunuz. Ama hani böyle bir anda bir delirdi ve bitti değildi. Yani sürekli olarak kafasında bir şeyler vardı. Kendisi ressam olmadan önce birçok iş değiştirmiş. İlk önce sanat tüccarlığı yapmış. Hatta birisinin yanında çalışmış. Ancak dinle o kadar çok ilgilenmeye başlamış ki işini yapamamış ve işten kovulmuş. Ardından bir teoloji eğitimi almaya başlamış ve ailesi bunu destekliyormuş bu dönemde. Teoloji eğitimi alırken teoloji eğitiminden çıkartılmış. Bu konuda başarılı olamamış. Ardından ve bu sırada Belçika'ya bir tane maden yapılan bir köye yollanıyor ve burada köylülere, işçilere din hakkında bilgiler veriyor, İncil okuyor, ondan sonra din eğitimleri vermeye başlıyor falan. Yani yine dinle ilgileniyor yani eğitim olmasa da. Ve bu sırada aslında çok fazla işçilerle görüşmeye başladığı için, o kiri, toprağı, pisliği görmeye başladığı için, madenin ne olduğunu algılamaya başladığı için yavaş yavaş sosyalizmle ilgilenmeye başlıyor ve agnostik oluyor. Doğal olarak artık hayatında bir ikilem vardı. Ve şöyle bir şey olmaya başlıyor. İlk önce şu resmi yapıyor. Burada eğer fark ediyorsanız yavaş yavaş böyle kahverengilikler, bu dönemde bu arada ressam değil ama böyle kahverengilikler, karamsarlık, hafif böyle pislik, böyle çalışanlar falan var zaten bu resimde. Böyle bir resim yapıyor ve insanlar gerçekten bu resmi gördüğünde şunu diyorlar. Niye bu kadar karamsar, niye bu kadar sıkıcı bir resim yaptın, güzel diye bu resim diyorlar. Ve yani bu konuda iyi olmadığını söylüyorlar. Ardından bu yani bu ikilemini ve sıkıntısını kendi hayatı boyunca destekçisi olan Theo'ya bir mektupla söylüyor, belirtiyor ve diyor ki bu en büyük endişem bu hayatta, bu dünyada ne yapabilirim, nereye gelebilirim diyor. Ve bunu yazdığında 27 yaşında ve ondan sonra bu işi bırakıyor ve bu resmi yapıyor. Bu resimde aslında tamamen hayatındaki ikilemi görüyorsunuz. Yani Vincent van Gogh'un burada ailesinin gösterdiği, seçtiği ve desteklediği yol olan şeyle, İncil'le, burada İncil var, İncil'in üzerine pek yazı olmasa da, altında ise o dönemde sosyalist ve agnostik yapıyı destekleyen yazarlardan Emizuan'ın kitabı var. Ve aslında bu ikisinin bu bir arada baktığınızda gerçekten mesela Van Gogh'un yaşadığı ikilemi görüyorsunuz. Yani ya ailesinin seçtiği yolu veya da onların desteklediği yolu seçecek ya da kendi seçtiği yol var. Hatta ikisi arasında kalmışlığını görüyorsunuz burada. Ve bu arada bu iki çalışmada yani bu hem patates yiyenlerde hem de
bu şeyde, Emizoğlu çalışmada kesinlikle daha Van Gogh çizgisi, karakteristik üslubu yok. Ve 27 yaş gibi çok da erken olmayan ama bizlere hiçbir şey için geç değildir şeyi veren, nedir, bilgisi veren, enerjisi veren bir dönemde kendisi resim yapmaya başlıyor. Ve 2 sene boyunca Theo ile beraber, kardeşiyle beraber Paris'te yaşıyorlar. Ve bu dönemde kendisi, o dönemde yani ilk önce izlenimcilerle takılıyor. Ancak izlenimciler bu dönemde artık çok trendi ve çok popüler değiller. Ama post izlenimciler öyle. Post izlenimciler, izlenimcilerin aldığı ışık ve renk tekniklerini, bilimsel teknikleri alıyorlar. Onları izlenimciler gibi dışarıda değil, daha çok içeride kendi yaşadıkları duygularla beraber ifade etmeye başlıyorlar. Ve Van Gogh aslında onlarla beraber hem öğreniyor hem de eğleniyor. Parisler gibi yaşıyor, Parisler gibi eğleniyor, Parisler gibi geziyor ve bu sırada Absinthe'le tanışıyor. Absinthe'in olayı şu, Absinthe herkesi eğlendirirken Van Gogh da yavaş yavaş beyninde kimyasal bir yapı değiştiriyor ve o yüzden farklı farklı renkler görmesini sağlıyor. Onların daha mavi, mavinin bir sürü tonunu ve sarı ve sarının bir sürü tonunu daha farklı biçimlerde görmeye başlıyor. Ve bunu yavaş yavaş resimlerine yansıtıyor. Bunu yavaş yavaş fırça vuruşlarına da yansıtıyor. Yani bu hissettiği duygu değişimini yavaş yavaş fırça vuruşlarına yansıtıyor. Ve gerçekten aslında kendi arkadaş grubunda diyeyim, Van Gogh'a takdir edilen, heyecan duyulan, sevilen, yani çalışmaları sevilen de desteklenen birisi oluyor. Ancak istediği çıkışı yapamıyor, istediği yükselişi de yapamıyor. Çünkü iş yok, yani iş yok. O yüzden Güney Fransa'ya taşınıyor. Güney Fransa'ya o dönemde aslında şu anda birçok sanat tarihi kitabında Van Gogh'tan daha çok adı geçen Gauguin'le beraber taşınıyor. Ve 2 ay boyunca aynı evde yaşıyor. Her şey yolunda gidiyor. İkisi de sanat çalışmalarını yapacak. İkisi de kendi istedikleri yolda gidecekken, hatta biliyor musunuz o evde, tuttukları evde sarı ev diye geçiyor. Tuhaf yani, her şey sarı. Her şey yolunda gibi gözükürken bir kavga ediyorlar. Ve Van Gogh malum olayı yapıyor. Kulağını kesiyor. Ve bu dönemde Gauguin uzaklara uzaklara gidiyor ve farklı farklı çalışmalar yapıyor. Ve Van Gogh da kendi isteğiyle hastaneye kapatılıyor. Ve bu hastane sırasında aslında çok fazla çalışma yapıyor. 300 tane eser yapıyor ve aslında insanlar şunu düşünüyorlar. Kendisi deliyken, yani daha doğrusu atak dönemindeyken bunları yaptığını düşünüyorlar. Aslında öyle bir olay yok. Kendisi tam tersine atak döneminden sonraki iyileşme süreci boyunca yaptığı o aralıkta resimleri yapıyor. Bu yüzden de aslında bütün bu çalışmalar onun iyileşme işareti, onun biraz daha tedavi yöntemi gibi düşünmek gerekiyor. Van Gogh'un hayatı boyunca sadece bir eser satılmıştır. Onu da satın alan kişi aslında Van Gogh'un arkadaşı olan Anna Bosch'tur. Ve onu şu anki fiyatıyla 1000 dolar gibi bir rakama almıştır. Bugün olsa Van Gogh bu kadar ediyor. Milyon dolarlar. Van Gogh hayatı boyunca, daha doğrusu Vincent'e hayatı boyunca kardeşi Theo yardımcı olsa da, destek verse de aslında onun o olmasını, yani Vincent Van Gogh olmasını, onun bu müzelere şu an, yani müzelerde sergiliyor olabilmesini, bu kitapların her yerde karşımıza çıkıyor olabilmesini sağlayan kişi Theo değildir. Bunu sağlayan kişi Theo'nun eşi olan Joanna Van Gogh'tur. Vincent öldükten 2 ay sonra Theo ve hayata veda eder ve bütün, yani Vincent'in bütün eşyalarını, daha doğrusu eserlerini Theo'nun eşi toparlar ve bağlantılar kura kura satmaya başlar. Ve bunların zamanında müzeye girdiğini görüyoruz zaten. Aynı zamanda bugüne kadar Theo ile olan hiçbir Vincent ve Theo arasında geçen hiçbir mektubu da atmaz. Onları da biriktirir, toparlar ve bu yayının ortaya çıkmasını sağlar. Aslında Van Gogh'un Van Gogh olmasını sağlayan kişi Joanna Van Gogh'tur. Ona çok şey borçluyuz. Ve Van Gogh'a yapılabilecek en güzel veda Dr. Wood'a yapılmıştır. Ağlatır. Görüşmek üzere. Like me, trying my hardest to explain. Steps there.
black. Yes. And, we met a few days ago. I asked you about the church and a verse. Oh, yes. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes. And today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved, his command of colour, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, sorry. I'm sorry, is it too much? No, they are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome.